2024'ün başında küresel piyasalarda iyi bir risk iştahı var. Bu her yere yansımış, sirayet etmiş durumda. BIST'te bugün kötüydü. Fakat aslına bakarsan neredeyse 8 haftalık bir seri halinde pozitif getiri var. Dolar TL yükselmeye devam ediyor. Bitcoin, Ethereum yükseliyor. Altın yükseliyor. Bu bana şeyi hatırlattı. 2021'de böyle elini neye atsan yukarı çıkıyor. Sanki öyle bir dönemden geçiyoruz izlenimini uyandırdı. İşte uzun zamandan sonra işte sepet yaptığın zaman hepsinin bir şekilde sepetin gittiğini görüyorsun. Ama bugün tabii şeyi gördük, yani Borsa İstanbul'un geçen haftadan itibaren hani sürekli de yukarı gitmeyeceğini gördük. Özellikle belli hisseler ışığında gitmediğini de gördük. Şimdi hemen hemen şeyler çıkmaya başladı. Ben demiştim deyip çizgiyi çekenler çıkmaya başladı. Yani bu tabii çok normal bir sonuç. Yani 8 Abi hafta... birileri ben demiştim düşecek diyor. Birileri de ben yükselecek diyorum. Birinden biri doğru olunca ben demiştim demek kolay. Tabii yani o yüzden şeye bakmak lazım. Genel resme bakmak lazım. Genel resimde de ben şunu söylüyorum. Seninle yayın öncesinde de konuştuğumuz o şeyi söyleyeceğim. Mottoyu söyleyeceğim. Bu sene aslında sabredebilen, uzun vade bakabilen her türlü para kazanacak gibi Evet. gözüküyor. Bakın Yani bu çok bunu önemli. söylemekte Bu fayda. sene sabredebilen her türlü para kazanacak. Biraz sabırlı olmak gerekiyor. Çünkü genel resim şu. Yani yurt dışına baktığımızda faiz indirimleri fiyatlanıyor. Faiz indirimleri fiyatlandığı noktada hem riskli varlıkların çoğunda yukarı doğru potansiyel taşıyoruz. Tabii. İşte altında hareketi gördük. Altın sürekli herkes şunu diyordu. Ya işte bir türlü yukarı doğru Hareket hareket etmiyor. yapmıyor. İşte bir haftada 2000 dolardan 2100 dolara geldik. Yurt dışı hisse senetleri çok şişti, çok yukarı gitti. Daha da gitmez şey olabilir bu arada. Yani hani bunu da görebiliriz ama genel resimde hala faiz indirimleri fiyatlanıyorken riskli varlıkların potansiyeli Yüksek. var. O Var. yüzden birazcık daha işte sabredebilecek, birazcık daha durabilecek veya farklı varlıklara alokasyon yapabilecek yatırımcılar aslında bu şeyde para kazanacaklar. Çünkü dediğim gibi altında pozitif beklenti devam. Yurt dışı ise de pozitif beklenti devam. Eğer seçimden sonra mevcut politikaları uygulamaya devam edersek ki Yerli piyasalarda onun işaretlerini görüyoruz. doğru. Yerli piyasada hisse senetlerinde yukarı doğru gitme olasılığı, işte yabancının gelmesi, daha da not artışları, işte bu hafta için değerlendirmesi var vesaire, gri listeden çıkma gibi şeyler. Bunlar Ha, o da çok önemli aynen konu. bu tarz noktalara baktığımızda da yine yurt dışı piyasa için de aslında pozitif olmak mümkün. O yüzden evet, işte bugün olumsuzdu. Geçen hafta işte şey yaptık. Ben demiştimciler haklı çıktı. Çizgiyi çekenler haklı çıktı ama işte uzun vade bakmak veya sabırlı olabilmek o anlamda bu sene için bence faydalı olacaktır. Özellikle her varlıkta bahsediyoruz. Şeyi bile söyleyebiliriz, yani işte orta vadeli, orta uzun vadeli tabiri bono borçlanma Tabii. araçları fonları Kasım'da çok güzel getiriler yarattı. Ondan sonra alanlar pişman oldu. Keşke almasaydık dediler. O zaman da söylemiştik. Yılın ikinci yarısından sonra belki o fonları bol bol konuşuyor Tabii olacağız. capital gain olabilir orada. Aynen öyle. Yani Yani sermaye kazancını orada konuşuyor olacağız. Çünkü tabii. faiz seviyesi geri gelmeye başladığında orada getiri yarattığını göreceğiz. O anlamda aslında doğru fonda veya doğru alokasyonda durabilen yatırımcıların bu sene bu tarz geri çekilmelere çok aldırış etmemesinde fayda var. Tabii bunu yaparken de şunu hep barındırmak ve değerlendirmek önemli. Kenarda bir para nakit olarak veya işte para piyasası fonunda hemen aksiyon alabileceğiniz bir tutarı tutmanızda fayda var. Yani O artık şey standart kural. Yani aynen. sonuç itibariyle ani bir ihtiyaç olduğunda portföyü bozmak Aynen. doğru hamle olmayacak. Aynen. Veya işte Dolayısıyla fırsat tarafında ya da yeri fırsat geldi, çıktığında alalım şeklinde bir değerlendirme yapılabilir veya kademeli olarak bu yukarı doğru gidişe iştirak edilebilir. O yüzden aslında bunu yapabilecek kenarda nakit tutulduğu sürece belki para piyasası fonları, hala para piyasası fonları %47, %48 bandında getiri sunuyor. Mevduatın mevduatın üstünde. üstünde getiri sunuyor. Dolayısıyla hala bunları değerlendirmek bence önemli diye düşünüyorum.